Sağlık Türk TV izleyicileri, bugün İstanbul Şişli'de genel ve endokrin cerrahı Profesör Doktor Serdar Tezelman'la birlikteyiz. Merhabalar Serdar Bey. Merhaba. Profesör Doktor Serdar Tezelman kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, memnuniyetle. Profesör Doktor Serdar Tezelman İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve ihtisasını İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlamış bir genel cerraham. Aynı üniversitede arka arkaya doçent ve profesör oldum. Yaklaşık 2 yıl Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Tıp Fakültesinde endokrin cerrahisi ile ilgili yan dal ihtisası gibi bir programda çalıştım. Fakat son kanunlar gereği 2011 yılında üniversitemden ayrıldım. Serbest olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de görev almaktayım. Çok güzel. Peki tiroid nodülü ve tiroid kanseri nedir? Bize bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii tiroid kanseri, tiroid nodülü ve goiter halk arasında oldukça çok karışan ve bir takım ikilemlere yol açan tanımlamalardır. Öncelikle goiter'ı tanımlamak gerekir ki goiter tiroid bezinin tüm hastalıklarına birden verilen isimdir. Yani bu ister kanser olsun, ister zehirli olsun, ister eksik çalışsın veya fazla çalışsın, tiroid bezinin tüm hastalıklarına goiter denir. Bu nevi bir genel tanımlamadır. Bu hastalıklar içerisinde bazen tiroid bezinde ufak tefek yumrular olabilir ki biz bunlara nodül diyoruz. Halk arasında ise bunun yumru olarak tanımlanabilir. Bu olan yapılanmayı da tiroid nodül olarak tanımlıyoruz. Ama bu tiroid nodülleri içerisinde, bu yumrular içerisinde bazıları tiroid kanseri açısından risk taşırlar. Ama şunu belirtmek gerekir ki her tiroid kanserinde, tiroid nodülünde kanser riski var mıdır? Hayır. Her tiroid nodülünde kanser riski yoktur. Ancak bu nodülleri ayırmak gerekir. Bir kısmı normal yapıda olan nodüllerdir ki bizim norma aktif dediğimiz, görüntüsel olarak normal tiroid dokusundan farklı bir görüntüsü yoktur. Bunlarda kanser riski yoktur. Ama bunun dışında bir de sıcak diye tanımlanan aşırı çalışan nodüller vardır ki fonksiyonel açıdan zehirli goiter dediğimiz tabloya yol açabilir ki bunlar toksik dediğimiz yumrulardır. İkinci olan tipi ise soğuk nodüllerdir. Yani bunlar doku içerirler ama fonksiyonel bir özellik taşımazlar. Bunlara biz soğuk nodül diyoruz. İşte bunlar da kanser riski taşırlar. Ne kadar derseniz, bugün günümüzde yapılan bütün epidemiyolojik çalışmalar göstermiştir ki tiroid nodülleri içerisinde kanser riski %7,5 ile 10 arasındadır. %90 bu kanser olmaz. Bu kanserleri kimde daha çok görürüz diye bakarsan, evet, erkek ve kadın orana baktığımızda tiroid kanserlerine kadınlarda daha sık rastlıyoruz. Gerek Türkiye'deki çalışmalar, gerekse Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu kanser istatistiklerinde tiroid kanseri bugün hanımlarda, kadın hastalarımızda 3. sırada yer almaktadır. Evet, artışı vardır, söz konusu var, artış vardır ama bu da günümüzdeki tanısal yöntemlerin fazlaca kullanılması, örneğin ultrasonun gibi ve patolojik kesitlerin daha detaylı yapılmasıyla birlikte 1 santimin altında olan nodül sayısının artış ve buna bağlı olarak da kanser sayısında bir artış gözlenmiştir ki bu yapay bir artıştır aslında. Gerçek anlamda öldürücü olan tip tiroid kanserinde artış görülmemiştir. Erkeklerde ise daha seyrek görürüz ama erkekteki bir soğuk nodülde ise kanser kadındakinin iki misli daha fazladır. Yani %20 gibidir. O yüzden erkeklerde, özellikle 40 yaşın üzerinde erkeklerde, kadınlarda ise 45 yaşın üzerindeki bu riskler biraz daha artar. Tiroid kanserinin seyri daha farklılaşır, agresifleşebilir. Tiroid kanserinin belirtileri her zaman bir belirti vermeden ortaya çıkabilir. Örneğin bunların belirtilerine baktığımız zaman genellikle boyunda bir şişlik, bir yumru şeklinde veya yutkunurken, nefes alırken bir takılma, nefes darlığı, yutma güçlüğü şeklinde karşımıza çıkabilir. Ama her çıkan nodülde de bir kanser vardır anlamına gelmez bu. Sıcak olan, yani zehirli goiter tablosunu aşan yumrularda kanser görülme olanı yok denecek kadar azdır. Soğuk nodüllerde genellikle bu kanseri görürüz ve onlarda da genellikle bulguları da ya bir kitlesel olarak boyunda bir şişlik, estetiği bozan veya bir fark edilen bir şişlik şeklinde karşımıza çıkabilir veya tamamen tesadüfen yapılan, bugün günümüzde çok sık yapılan check-up programlarında boyun ultrasonografisi ile birlikte saptanan nodüllerde bu kanser ortaya çıkabilir. Tanısal olarak bunun tanısını koymak için kan tablosundaki bakılan tiroid hormonları çok aydınlatıcı olmaz. Ancak burada bize ultrasonografi ve iğne aspirasyon biyopsisi son derece yararlıdır.
tiroid ultrasonografisi bugün yaygın olarak kullanılmaktadır. 1986'dan beri yaygınlaştı ve günümüzdeki ultrasonografide kullanılan prop dediğimiz uç kısımlarının gelişim, teknolojik olarak gelişimi son derece ileri bir safhaya götürmüştür ve böylelikle çok düşük nodüllere kadar her şeyi bir röntgen cihazı gibi son derece detayına kadar saptayabilmemiz mümkündür. Ha, ultrasonografideki nodüllerin yapısındaki bazı değişiklikler, işte düzensizlikler, içindeki bir takım kireçlenmelerin ortaya çıkması veya damarlanmanın görülmesi bizi bir konuda uyarır. O zaman o tip nodüllerde bu tip bir takım kanser riski taşıyabilecek özelliklere sahip olan nodüllere ultrason eşliğinde ince iğne dediğimiz son derece ince bir iğneyle lokal anestezi altında bir biyopsi yaparız. Bu biyopsi sonucunda dediğimiz iğne aspirasyon biyopsidir ki bunun herhangi bir şekilde yan etkisi yoktur. Bir kanser olasılığında kanserin yayılmasına sebep olmaz ama bizi son derece aydınlatılır. Bugün Türkiye'nin çoğu yerinde, dünyada da böyledir ki birçok merkezde örneğin tiroid cerrahisiyle uğraşan endokrinolojinin gelişmiş olduğu yerlerde çoğu yerde Türkiye'de, ülkemizde de bu ultrason işle yapılan biyopsilerle %95'e kadar varan doğruluk oranları saptayabiliyoruz. Yani %95 şeklinde bir doğruluk oranına sahiptir ki elde edilen hücresel verilerle bir kanser olup olmadığını söyleyebiliyoruz. Ama her materyal kanser değildir. Ama örneğin kanserle normal hücre arasında olan bazı tip hücrelerde de saptanabilir ki bunlar da bize hastanın tedavisi açısından yol gösterici olur, ameliyat etmemize karar verir. Yoksa her nodülü ameliyat etmeye kalksak bugün ülkemiz endemik guatr dediğimiz toplumun %10'undan fazlasında ki ülkemizde %30-40'ında varan oranda bir tiroidle ilgili problem vardır. Herkese ameliyat etmemiz gerekir. Böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Gereksiz ameliyattan her zaman kaçınmamız gerekir. Çünkü tiroid bezi de organizma için lazım olan fonksiyon gören bir bezdir. Bunun gereksiz yere ameliyat etmemiz vücutta bir takım dengesizlikleri de yol açabilir. Onun için elimizde pozitif done sağlayabilmemiz için ultrason ve bununla eşlik eden bir iğne biyopsisi bize yol gösterir. Ancak bazen nodül 4 santim ve üzerinde olur. Örneğin 4,5-5 santim. O zaman işte çap arttıkça iğne biyopsisinin doğruluk oranı düşer. O takdirde ameliyat kararını vermemiz gerekir. Yoksa 1 santim, 2 santim, 2,5 santim hatta 3 santime kadar iğne biyopsi sonuçlarıyla biz hastaları takip ediyoruz. Gerekmedikçe ameliyat kararını vermiyoruz. Tedavisine geldiğimiz zaman tiroid kanserinin tedavisi cerrahidir. Tartışmasız. Tiroid bezinin her iki tarafında alınan total tiroidektomi dediğimiz bir cerrahi uygulanır. Bu cerrahinin tabii ki bir takım yan etkileri vardır. Bugün herhangi bir ilaca baksanız prospektüsüne bir sürü yan etkiler görürsünüz. Tabii. Cerrahinin de bir takım komplikasyonları vardır. Onun için bunu hastaların bilmesi gerekir. Gereksiz ameliyatlar yaparak bu riskleri almamak gerekir. Bunların başında ses kısıklığı gelir. Ses yorgunluğu gelir. Kanama gelir. Ya da kalsiyum salgılayan bezlerin beslenmesinin bozulması sonucu ortaya çıkan hipokalsemi dediğimiz tablo görülebilir. Bu komplikasyonlar deneyimli kişiler tarafından yapıldığı takdirde %1 civarındadır kalıcı olma olasılığı. %0 diye bir şey yoktur, mutlaka olabilir. Geçici olabilir ama kalıcı olma olasılığı %1 ila 2 arasında değişmektedir. Kanama olabilir ama günümüzde hem damarları mühürleyip hem de kesen aletlerin klinik uygulamaya girmesiyle birlikte bu tip kanama gibi komplikasyonlar daha seyrek görülmeye başlanmıştır. Çünkü tiroidde de bazen öldürücü olabilecek kanamalar bile olabilir. Bunlar geçmişte çok sık rastlanabiliyor ama günümüzde bunlar giderek azalmıştır. Bütün bu komplikasyonları göz önüne aldığımızda tiroid cerrahisinde yaklaşık %1 ile 2 arasında böyle bir risk taşır. O yüzden cerrahiye karar verirken mutlaka elimizde pozitif donu olması gerekir ki gereksiz yere hastayı riske etmeyelim. Bu komplikasyonlardan kaçınmak için bir takım yollar da vardır. Bir takım günümüzde teknolojik olarak, örneğin sesle ilgili olarak sesleri monitörize eden özel tüplerle birlikte tiroid bezin arkasına yer alan ses tellerimizi hareket ettiren sinirleri takip etmemiz ve bunlardan komplikasyonlara maruz kalmasını önlememiz mümkündür. Ama bütün bunlara tedbirleri alsanız bile demin de bahsettiğim gibi %1 ila 2 oranında bu komplikasyonları görmek mümkündür. Paratiroid bezi nedir ve neye yarar? Paratiroid bezleri vücudumuzda tiroid bezinin yanında yer alan 4 adettir ortalama. %85 ile %90'da hastaların 4 adet bulunur ama bazen bunlar 5, 6, 3 de olabilirler. Paratiroid bezleri
kalsiyum metabolizmasını dengeleyen bezlerdir. Bunlar da vücutta son derece önemlidir. Yani vücudun kalsiyum dengesini sağlayan bezlerdir. Normal bir dengeyi idame ettiren bezlerdir. Salgıladıkları hormon da parat hormonu olarak geçer. Tabii ki bu bezler aşırı veya eksik çalıştığı zaman ortaya bir takım klinik sendromlar ortaya çıkar ki bunların en başında aşırı çalışması gelir. Yani aşırı çalışması bir paratiroid bezinin kanda parat hormonu yükselmesine, dolayısıyla da kanda kalsiyum değerlerinin normalin çok üzerine çıkmasına yol açar ki bu hiperkalsiyemi dediğimiz tablolarda bir takım bulgulara ve klinik semptomlara neden olur. Bunların en başında da ise kemiklerde, eklemlerde, sırtta, bacaklarda, uzuvlarda ağrılar, kalsiyumun çok yükselmesi tabii ki ülser gibi bir takım yakınmalara, pankreatit bulgularına, pankreas bezine iltihaplanmalarına, böbrek taşlarına, böbreklerdeki nefrokalsinozi dediğimiz tüm böbreği kaplayan taşlara, kalpte ritim bozukluklarına, taşikardiye, hatta psikiyatrik bozukluklara kadar yol açabilir. Tiroidin ödülü ve tiroid kanseriyle ilgili vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz Serdar Bey. Son olarak Sağlık Türk TV izleyicilerine iletmek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz, buyurun. Ben size çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu tip cerrahi geçecek olan kişilerin mutlaka bundan deneyimli olan cerrahları aramasını sağlık veririm. Profesör Doktor Serdar Tezen bana vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. İyi günler Sağlık Türk dinleyicileri.